O gün iki yak arasında savaş durmuştu. Batı yakası hüzünlüydü. Annesi titreyen ellerini onun küllerine daldırdı ve Los Angeles'ın üzerine doğru serpti. Rap dünyası rapin efsane ismini kaybetmişti. Ömrü boyunca annesinin de yaptığı gibi Amerika'daki siyahi insanlara yapılan ırkçılığı, aşağılamaları, şiddeti görüp onların eşit hak ve özgürlüklere sahip olmaları için konuştu, şarkılar yaptı. Ama ne ironiktir ki yine onlardan biri tarafından vurulup 25 yaşında öldürüldü. Peki rapin gerçek kralı aslında kimdi ve neden öldürüldü? Kendisi West Coast yani Amerika'nın batı yakasındandı. Los Angeles, Kaliforniya ise onun mekanıydı. Ama bu hikaye orada başlamadı. Tupac aslında Amerika'nın doğusunda New York, Doğu Harlem'de dünyaya geldi. Çocukluğu Harlem'in fakir ve yoksul sokaklarında geçti. Oradaki siyahilerin hayatlarındaki zorlukları kendi gözleriyle gördü. Annesi 70'lerde Kara Panter Partisi'nin aktif bir üyesiydi. Amerika'daki siyahilerin haklarını koruyan gettoların partisi. Düzenlenen baskınlar sonucu hapishaneye girdi ve çıktı. Çıktıktan kısa bir süre sonra onu doğurdu. Adını Tupac Amaru Shakur koydu. Tupac Amaru, Güney Amerika'da bir İnka kabile şefinin adı. Anlamı zeki ve savaşçı gibi bir şey. İçine kapanık ve sessizdi. Çok kitap okur ve şiirler yazardı. Annesi işini kaybettikten sonra Baltimore'a taşındılar. Burada kaliteli bir lise hayatına başladı. Tiyatro, bale ve farklı müziklerle iç içe. En yakın arkadaşı ise Will Smith'in şimdiki karısı Jada Pinkett'ti. Okulda her şey yolundaydı ama yaşadıkları gettoda değil. Orada şiddet iyice artınca Kaliforniya'ya taşındılar. Orada yine yoksul ve evsiz siyahilerle karşılaştı. İşte o zaman bütün resmi gördü. Siyahiler aslında ülkenin her yerinde aynı durumdaydı. Aykırılığı daha safhaya ulaşmıştı. Okulda uyuşturucu ve cinsellikle alakalı ırkçılık konusunda dersler alacağına jimnastik dersleri almaktan sıkılmaya başlamıştı. Annesiyle de pek anlaşamamaya başlamış olacak ki evden ayrıldı. Parası yoktu. Marihuana içmeye başladı. Uyuşturucu satıcılarıyla ve kadın pazarlayan insanlarla dolaştı. Onu sadece onların anladığını düşünüyordu. Çünkü hepsi erkekti ve Tupac babasız büyümüştü. Bu arada annesi dahi kokain bağımlısı olmuştu. Notları düştü ve liseyi bıraktı. Para için 2 hafta boyunca uyuşturucu sattı. Beceremedi. O kaybolmuş dönemlerde hayali rap yapmaktı. Ortamdaki adamlar bir nevi onun sponsoru oldu ve rap dünyasına girmesini sağladı. Arkadaşı onu Digital Underground'ın müdürüyle tanıştırdı. O da onu hayatını değiştirecek adamla Shock G. Tupac'in tarzını beğendi ve onu turneye çıkarttı. Maaş verdi ve ilk parçasını ona söyletti. Same song. Hayatının en güzel günleriydi. O günden sonra Tupac aldı, yürüdü. Beğenildikçe keşfedildi ve adım adım yukarı tırmanmaya başladı. Şöhreti yakaladıkça inandığı değerlere daha çok sarıldı. Don McLean, Lorraine Hansberry ve Shakespeare'den ilham alarak sözlerini yazdığı şarkıların oluşturduğu albümleri Tupacalypse'de olsun, Strictly For My Niggas'da olsun, Me Against The World, All Eyes On Me hepsinde siyahilerin ülkedeki dertlerine çarpıcı bir biçimde değindi. Ve Thug Life. Kurduğu grubun ismi olmaktan çok onun için bir yaşam felsefesine dönüştü. Thug aslında gangster demekti. Ama kelimeyi açtığınızda This hate you give little infants, fuck everybody. Çocuklara verdiğiniz nefret herkese bela olur anlamı çıkıyordu. Filmlerde de oynamaya başladı. Poetic Justice'da Janet Jackson'la birlikte rol aldı. Hatta kısa süren bir ilişkileri bile oldu. Fakat çoğu şöhret vakasında olduğu gibi ünü başına en büyük belaları getirdi. Haitian Jack söylentisi. Film setinde tanışmışlardı ve kısa sürede hayatına giren bu Harlem gangsteri müzik piyasasına girmek için Tupac'ı kullanmıştı. Jack, Puff Daddy'ye olan yakınlığıyla bilinirdi. Puff'ı East Coast'un en büyüğü olan Puff'ın plak şirketine bağlamak istiyordu. Fakat onun sapkınlıkları yüzünden üzerine tecavüz iftirası atılmış ve davalık olmuştu. Puff hiçbir zaman bu suçlamayı kabul etmedi ama yargılandı. Biggie, evet Notorious Big onun en yakın dostlarından birisiydi. Pac onu tanıtmış ve arkasında durmuştu. Beraber birçok işe imza atıyorlardı. Puff Daddy onlara destek oluyordu. East Coast Rap'te güçleniyordu. 94 yılında Pac, Brooklyn'de bir otelin lobisinde asansör kapısının önünde bir grup siyahi tarafından vuruldu. Hem de tam da Biggie ve Puff'la şarkı kaydetmeye giderken. 5 yerinden kurşun yese de
ölmedi. Bu olayı Hayten Jack'in yaptırdığını söyleyenler var. Çünkü tecavüz davası sırasında araları açılmıştı ve Puck bu piyasada artık onun kontrolünden çıkmıştı. Öte yandan olaydan sonra Biggie'nin Who Shot Ya parçasını yapması, onun kendisini vurduranların Biggie ve Puff olduğunu iddia etmesine sebep oldu. Bu olaydan sonra araları açıldı ve bir daha eskisi gibi olmadı. İşin kötü yanı, hemen sonra tecavüz davası sonuçlandı ve hakkında hapis kararı çıktı. Hapishanede yatarken hiçbir dostu yanında olmamıştı. East Coast artık onun için bitmişti. Belirli bir süre hapis yattıktan sonra Death Row plak şirketi 1.4 milyon dolar kefalet ödeyerek Puck'ın serbest kalmasını sağladı. Death Row sahibi Suge Knight olmak üzere bünyesinde Snoop Dogg, Dr. Dre gibi isimleri barındıran bir West Coast şirketiydi. Suge ile aralarından su sızmaz olmuştu. California Love parçası patlama yaptı. Tarafını seçti. O artık West Coast'tandı. Eski dostu Biggie'nin eşi Faith Evans, Puck'ın hala arkadaşıydı. Bir akşam karşılaştılar ve samimi pozları medyaya yansıdı. Tabii dedikodu kaçınılmaz oldu. Bu East Coast'un ona bilenmesine yol açmış olabilirdi. 7 Eylül 96'da ise abisi kadar sevdiği Mike Tyson'ın maçı için Las Vegas'a gitti. Yanında Suge da vardı. Sonra birden olanların fitilini ateşleyecek bir olay yaşandı. Death Row üyesi Trey koşarak geldi ve Orlando Anderson'ı gördüğünü söyledi. Orlando Anderson, The Southside Crips çetesindendi ve o çetenin Death Row'la bir geçmişi vardı. Çetedeki bazı elemanlarla Trey'in Foot Locker mağazasında önünü kesip ona Suge'un hediye ettiği pahalı kolyeyi çalmışlardı. Puck ve Suge diğer Death Row üyeleriyle otelin lobisine gittiler. Önce konuşmak istediler ama olmadı. Orada feci bir arbede yaşandı. Tekme tokat Anderson'ı dövdüler ve oradan ayrılıp Suge'un vereceği parti için yola çıktılar. Suge'un siyah BMW'sine bindiler ve yola koyuldular. Saat 22.05'te kırmızı ışıkta durdular ve hayranları tarafından o son fotoğrafı çekildi. Dakikalar sonra ışıklarda beklemek için durduklarında yanlarına gelen, içinde Orlando Anderson'ın da bulunduğu arabanın sol arka camından ateş açılarak ağır yaralandı ve 6 gün sonra kaldırıldığı hastanede öldü. Shots came from the back. Big Dre, Orlando. Who shot Tupac? The keeper for the cold of the streets. It just came from the back seat for him. Şu West Coast, East Coast savaşlarına ne gerek vardı? Böylesine kökten yetişmiş rap'e adını yazdırmış adamların gencecik yaşta aramızdan ayrılmaları Amerikan rap'inin bir acısıdır. O gerçek manada rap'in hakkını veren bir kraldı. O kadar fazla hit parça çıkarttı ki haftalarca liste başı olmayı başardı. O öldükten sonra çıkan albümleri dahi yok sattı. Tarzıyla, söyledikleriyle ve şarkılarıyla bir rap efsanesi olarak kalplere kazındı.